Aşağıda bir yüzme havuzunun saat görseli verilmiştir. Antrenmana başlarken saate bakan Atakan antrenman sonunda saati bu şekilde görüyor. Antrenmanı 9,9 kilometre yüzerek tamamlayan Atakan bir saatte kaç kilometre yüzmüştür? Şimdi burada 0,5-15'ten 0,3-45'i çıkardığımızda 0,5-15 buradan bir 60'lık yani bir 60 dakika ekleyelim. 75 olur. 5'ten 5 çıktı 0. Dolayısıyla burası da 0,4'e düştü bu arada. Çünkü 1 saat verdik. 7'den 4 çıktı 3. 4'ten 3 çıktı 1. Yani antrenman 1,5 saat sürüyor. 1,5 saatte 9,9 kilometre yüzmüş. O zaman 9,9'u 1,5'a yani 1 saat 30 dakikaya böldüğümüz zaman 1 saatte ne kadar yüzebileceğini bulabiliriz. 9,9 99 bölü 10'dur. 1,5 da 15 bölü 10'dur. Burada birinci aynen yazılır. İkinci ters çevrilir çarpılır. Onlar gider. 15'i 3'e bölsek 5. 99'u 3'e bölsek 33. 33 bölü 5 bulduk. Şimdi bunu 33 bölü 5 ondalık gösterim olarak yazmak için 2 ile genişletirsek 66 bölü 10 olur. O da 6,6'dır. Yani B doğru cevabımızdır. Aşağıdaki görselde bir paket kremalı bisküvi ve kremasız bisküvinin santimetre cinsinden yüksekliği verilmiş. Paketin yüksekliği 8,7 santimetre olduğuna göre kremalı bisküvilerin aralarındaki her bir krema tabakasının yüksekliği kaç santimetredir? Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane bisküvi var. 8,7'yi önce bir 5'e bölelim ve şu her birinin uzunluğunu bulalım. 8,7 87 bölü 10'dur. Bunu 5'e böleceğiz. 5'in altında gizli bir 1 var. 87 bölü 10 aynen yazılır. İkinci ters çevrilir çarpılır. O da 87 bölü 50 olur. 2 ile genişletirsek 2 ile genişletirsek arkadaşlar 2 kere 87 100 80 ile çarpsak 160 14 daha 174 bölü 100 olacaktır. Yani 1,74. Şurası 1,74. Şu uzunluk 1,74 santimetre. Kremayı bulabilmek için aradaki farkı bulacağız. Yani şu iki sayının arasındaki fark. 1,74'ten 0,184'ü çıkardığımızda 0, 7'den 8 çıkmaz. 17'den 8 çıkar 9. Bu da zaten 0 oldu. Çünkü komşudan aldık. 0,90 santimetre. O da zaten 0,9 santimetre eşittir. Yani şu 0'ın bir kıymeti yok. Aşağıda toplu taşımada geçerli bilet fiyatları lira cinsinden verilmiştir. Örneğin 8 tam bilet alınırsa 8 x 8 64 lira ödeme yapılmaktadır. Okul gezisi için öğrencilerini gezmeye götüren Demet öğretmen ve 10 arkadaşı tam bilet alırken 100 öğrencisi indirimli bilet almışlardır. Toplamda kaç TL ödeme yapmışlardır? Yani burada arkadaşlar Demet öğretmen 1 kişi, 10 arkadaşı 11 kişi. 100'de öğrenci varmış. Toplamda 111 kişi. Şimdi 111 kişi yani 21 ve üzeri bilet alıyorlarsa eğer. Burada şöyle düşünmek lazım. Şimdi Demet ve arkadaşları yani Demet öğretmen ve arkadaşları 11 tane bilet alıyor. O zaman 11 buraya giriyor ve tam bilet 6,5. 6,50 ile 11'i burada çarpacağız. 1 kere 0, 0, 1 kere 5, 5, 1 kere 6, 6, 1 kere 0, 0, 1 kere 5, 5, 1 kere 6, 6 toplarsak 0, 5, 11'in bir halde var. 1, 7. Şimdi virgülden sonra 2 basamak ayıracağız. Çünkü 2 basamak vardı. Yani 71,50 oldu. Artı öğrenciler için ise 100 tane öğrenci. Şu tabii ki 21 ve üzerinden faydalanacak ve 3,30'u alacaklar biletleri. Yani biz bunu da 100'e çarparsak aslında 330'un yanına 2 tane 0 ekleyeceğiz ve sağdan 2 basamak ayırdığımızda 330,00 olacak. Bu ikisinin de toplamı 330,00'a 71,50'ye eklersek 0, 5, 1, 10'un 0 elde var, 1, 1'de de 4. 401,5
5 TL ödeme yapılmıştır. Aşağıda 10, 100 ve 1000 ile çarpma ve bölme işlemine ait iki tablo verilmiş. Tabloda verilen A ve B ifadelerin toplamı kaçtı? Şimdi A'yı bulabilmek için %1,7'yi çarpacağız. Burada 17 bölü 10 diye yazsak 1,7'yi, diğerinde 100 diye yazsak sıfırlar gider. 17 çarpı 10, 170 olur. Diğerinde ise B'yi bulabilmek için ise arkadaşlar 100 ve 60,6. Yani aslında burada 60,6'yı 100'e böleceğiz. Burada da birinci aynen yazılır. Yani 606 bölü 10. İkinci ters çevirince çarpılır. O da 606 bölü 1000 olacaktır. İkisinin toplamı da yani 606 bölü 1000 de 0,1000 de 606 olur. 170 de 0,606'yı toplarsak 170'in yanına şu sıfırları atabiliriz. 6,0607,1 tam olarak şuraya geliyor. Yani 170,606 ile B seçeneğidir cevap. Aşağıda geometrik şekiller ve şekillerin içerisinde kenar uzunluklarının yaklaşık değerleri alınarak yapılan çevre hesaplamaları verilmiş. Yukarıdaki geometrik şekillerin tahmini çevre hesabı yapılırken hangisinde yanlışlık yapılmıştır diye sorulmuş. Şimdi 3,104'ü 3'e, 1,98'e 2'ye yuvarlayabiliriz. Çünkü bunlar bu tam sayılara yakınlar. Çevresini bulabilmek için ise bu iki kenarı toplarız. Yani kısa kenarı ve uzun kenarı toplar. 2 ile çarparız. O da 10 diyor. Doğru. Buradaki işlem. İkincisinde 4,98'miş. Karenin her bir kenarı. O da 5'e yuvarlanır. 4 tane kenar var. 4 kere 5, 20. 2 de doğru. Üçgende ise 3,969 4'e yuvarlanır. 3 tane kenarı var. 4 çarpı 3 yaparız. O da 12 olmuş. Doğru. Altıgende ise 1,099. Bak 0 var diye arkadaşlar. Bakın burada 0 var diye bu 1'e yuvarlanır. Çevresi de 6 tane 1 var. Yani 1 çarpı 6'dan 6 olması gerekirken burada 2 ile çarpmış. Yani aslında 2'ye yuvarlamış. Bir hata yapılmış altıgende. Aşağıda ondalık gösterimlerle işlemlerin sonuçları tahmin edilerek sonuçları verilmiştir. Verilen tahmin işlemlerinden hangisinin sonucu doğru bulunmuştur? Şimdi 13,02'yi 13'e, 2,9'da 3'e yuvarlanır. Çünkü 9 yani 5'ten büyük ve 5 de dahil aslında 5'ten büyük. 13, 3 daha 16. Çünkü dolayısıyla birincisi doğru. Birincisi doğru. Diğerine baktığımızda 6,099 6'ya yuvarlanır. 7'ye değil. Çünkü burada 0 var. 9,1 ise 9'a yuvarlanır. İkinci işlem yanlış çünkü 7'ye yuvarlanmış. Dolayısıyla şu seçenekler gitti. Aslında cevap çıktı bir de ama yine de devam edelim. 3,32,1 32'ye 7,98'e yuvarlanır. İkisini bölsek 4, 3 de doğru. Dolayısıyla cevap C seçeneği. Aşağıda bir taksimetrenin fiyatlandırma bilgisi lira cinsinden verilmiştir. Hatice Hanım'ın evi ile iş yerinin arasındaki mesafe 8 kilometredir. Hafta içi her gün işe taksiyle gidip gelen Hatice Hanım'ın haftalık taksi masrafı kaç liradır? Şimdi ne yapacağız? Kilometrede 7,6 lira alıyor. 8 ile çarpacağız çünkü 8 kilometreymiş. 8 kere 6, 48. 48'in 8'i elde var 4. 8 kere 7, 56, 4 elde 60. Şimdi bir basamak ayırdığımızda 60,8. Bu bir gidişte. Bir de bunun dönüşü var. 2 ile de bunu çarpalım. 2 kere 8, 16. 16'ın 6'sı elde var 1. 2 kere 0, 0. 1 elde 1. 2 kere 6, 12. Sağdan bir basamak ayırdığımızda 121,6. Bu her bir gün için. O bize ne diyor? Haftalık. Hafta içi günler. Yani 121,6'yı 5 ile çarpacağız. Çünkü hafta içi 5 gün var. 5 kere 6, 30. 30'un 0 elde var 3.
5 kere 1, 5, 3 derdi 8. 5 kere 2, 10, 10, 0 derdi var 1. 5 kere 1, 5, 1 derdi 6. Sağdan 1 basamak ayırdığımızda 608 olacak. Şimdi bu sadece kilometrede alınacak ücretler. Yani 608 TL. Bir de ne var? Açılış ücretleri. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Günde gidiş gelişten 2 defa açılış ücreti ödüyor. Haftada 2 çarpı 5'ten 10 defa açılış ücreti. Şimdi 12,50'yi de 10'la çarparsak aslında burada şöyle bir şey yapabiliriz. Şu sıfırları, ya şu sıfırı silsek 12,5 ile onu direkt çarpsak 12,5'i 125 olarak düşünelim. Bunu 10'la çarparsak 1250 olur. Ama 12,5'ti. Yani sağdan bir basamak ayıracağız. 125 olur o zaman. Yani 608'e 125 de eklersek arkadaşlar. Burada 13'ün 3 elde var. 1, 3, 6, 1 daha 7, 733 bizim cevabımız olur.